Yemek Şablonu'mdan herkese yeniden merhabalar güzel dostlarım kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kış hazırlıklarına başladığım şu zamanlarda domatesli biber turşusu yapacağız bugün. 3 yılda kalsa kesinlikle bozulmayan çok amaçlı acılı bu turşuyu kışın yemeklerinizin yanında çay saatlerinde kısırın ve salataların yanında günün her saatinde açıp afiyetle tüketebilirsiniz kaynatarak yapacağımız bu turşunun tüm ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım. İzleyen herkese iyi seyirler. Gerekli malzemelerimi hemen sayacağım. 4 kilo bursa domatesi, 1 kilo kırmızı kapya biber, 1 kilo az acılı yeşil kıl biber, 2 büyük baş soyulmuş sarımsak, 1 bağ taze maydanoz, 1 su bardağı üzüm sirkesi veya elma, 1 su bardağı zeytinyağı veya ayçiçek yağı, bardak ölçüm 200 miligram, 2 yemek kaşığı dolusu çekilmiş kaya tuzu, 1 tatlı kaşığı limon tuzu doldurmak için 10 tane 330 gramlık kavanoz. Domateslerin mutlaka kırmızı ve içi dolu olanını seçin. Ben Bursa domatesi ile yapacağım. Daha az sulu, içi dolgun ve lezzetli olduğu için. Ben kabuklarını soyacağım. Bizim ev halkı kabuklu sevmiyor. Siz isterse soymadan da yapabilirsiniz. Kabuklarını ziyan etmeden onları da kurutup robottan geçirin. Eleyip toz haline getirin. Bunu da yemeklerde ve çorbalarınızda kullanın. Bu durumda salçayı da az koyarsınız yemeğinize. Domates salçası nasıl yapılır? Videomun içinde var, bakmak isterseniz. Soymaya vaktim yok derseniz bütün domateslerin üzerine örtecek kadar kaynar su dökün. 4-5 dakika bekletin. Kabuklar kolaylıkla soyulacaktır. Fakat o yöntemle biraz sulanma oluyor. Ben hep soyarak yapıyorum. Soyduğum tüm domateslerimi gelişi güzel 4-5 parçaya doğuruyorum. Kök kısmında koyu yeşil yerlerini, varsa pürüzlerini alın. Sonra biraz diri kalacak şekilde robottan geçireceğim. Çok doldurmayın robota. Alttakiler çorba olur, üsttekiler diri kalır. Azar azar çekin. Bakın hafif şöyle diri kalsın. Çok ezilirse domates çorbası gibi olur, çok fazla sulanır. Bir süzgece döküp suyunu süzdüreceğim. Bu sayede ocakta saatlerce suyunun azalması için kaynatmayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi yıkayıp çekirdeklerini ayıkladığım kapya biberlerini de küçük küçük doğradım. İki baş soyduğum sarımsakları da ekleyip birlikte ezeceğim. Sarımsak az olduğu için siz de böyle yapabilirsiniz. Veya küçük küçük doğrayabilirsiniz. İri atmanızı tavsiye etmem aromasını vermez yoksa. Şöyle bir karıştıralım ki hepsi eşit ezilsin. Bu irilikte olması yeterli. Süzülen domatesleri geniş bir tencereye alalım. Kalan suyu dökmeyeceğim. Onu da değerlendireceğim. Bakın çok fazla ezmediğim hafif diri kaldı. Bu kaynaya dursun. Bir taraftan yıkayıp temizlediğim biberlerimi hafif iri olacak şekilde doğrayacağım. Siz istediğiniz büyüklükte veya küçüklükte doğrayabilirsiniz. Ben az acılı kıl biberiyle yaptım. Bizim evde çok acı yiyen yok. Hatta siz acı süs biberi de kullanabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Sonra incecik Kum gibi yıkadığım maydanozları doğrayacağım. İsteğe bağlı dereotu da atabilirsiniz. Öyle de güzel olur. Domatesin üzerinde biriken köpükleri alalım. 5 dakika kadar kaynadıktan sonra ezdiğim sarımsak ve kapya biberi de ekleyip kaynatacağım. Bakın suyunu süzdüğüm için gayet koyu sulu değil. Zaten kaynarken yine de hafif sulanır. Eğer suyunu süzmeden koyarsanız tencereye hem çok kaynatmanız gerekecek suyu çekilsin diye hem de ocak ziyan olacak. Sulu da kalırsa kavanoza koyduktan bir müddet sonra neredeyse dibinde yarısı sarı bir su olup kalacaktır. Tadı yerinde koyu bir turşu yemek istiyorsak bu işlemi mutlaka yapın derim. Şöyle bir 7-8 dakika kaynadıktan sonra kapatmaya birkaç dakika kala yeşil biberleri de katıyorum. Çok fazla kaynatmak istemiyorum biberlerimi, rengi canlı kalsın istiyorum. Sonra zeytinyağı, sirke, tuz ve limon tuzunu da ekliyorum. Zeytinyağı yoksa çiçek yağı da olabilir ve mutlaka kaya tuzu olsun. Sofra tuzu atarsanız ekşir, bozulur. Limon tuzu bu ölçüler için tadını vermesi ve koruması için yeterli. Fazla atmayın. Aynı bu malzemelerle çiğden de yapabilirsiniz. Fakat çiğden yapılan biraz riskli olduğu için ben kaynatarak yapıyorum. Kesinlikle bozulma gibi bir durum olmuyor. Artı dolaba koymanıza hiç gerek yok. Kavanozda ışık ve güneşin görmediği serin bir yerde 3 yılda kalsa hiçbir şey olmaz. İçiniz rahat olsun. Suyunu da bir buzdolabı poşetine katıp buzluğa koyacağım. Daha sonra yemeklerimde kullanacağım. Veya siz domates çorbası da yapabilirsiniz. Toplamda 13 dakika gibi bir süre kaynattım sosumu. En son maydanozu da ekleyip altını kapatıyorum. Kavanozlarımı yıkayıp kuruladım. Şöyle 330 gramlık küçük kavanozlara koyacağım bir seferlik. Siz isterse biraz daha büyük bir kavanoz kullanabilirsiniz. Her seferinde karıştırarak dolduralım. Kapaklarımı kaynatıp kuruladım ve mutlaka yeni kapak olsun. Sıkıca iki geri bir ileri yaparak kapatalım. Çok tepiş tıkış doldurmayın. Bir parmak kadar boşluk kalsın. Asitli olduğu için taşmalar olabilir. Ben size göstermek için bir kenara aldım. Siz hemen kaynar kaynar ocağın başında hızlıca doldurun. Kavanozun etrafında bir şeyler varsa peçeteyle silin yoksa hava almasına sebep olur. Sonrasında ters çevirip kapakların vakumlanması için üzerine örtüp bir gece bekleteceğim. Düz çevirdiğinizde kapakların içine çökmüş olması lazım. Balon gibi şiş duruyorsa olmamış demek. Ya açıp hemen kullanın ya da tekrar kaynatıp başka bir kapakla kapatıp yine ters çevirin. Bir gün sonraki hali kapakların hepsi içine çökmüş. Fire veren yok. Yakınlaştırıp bakabilirsiniz. Şöyle yakından size kıvamını koyuluğunu göstereceğim. Açtıktan sonra dolapta muhafaza edin. Bu ölçülerden tam 10 kavanoz çıktı. Bir de bu tabaktaki gördüğünüz turşumun tadı mükemmel olduğu Mutlaka sizlere de yapmanızı tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenip sosyal medyada paylaşarak ve kaydederek bana destek verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.